Yeni dünya düzeni ile ilgili bazı bilgiler vermiştim. Bu düzeni kuracak kişiler senaryonun nasıl işleyeceği konusunda bize bazı ipuçları vermişti. Şimdi ise bu ipuçlarının ne anlama geldiğini açıklamaya başladılar. Önemsiz, hatta faydalı gibi gözükse de korkunç bir son bizi bekliyor olabilir. Dünya büyük bir salgınla karşı karşıya. Ülkeler çaresiz. Ekonomiler batma noktasına doğru gidiyor. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyor. Üretimin bittiği ve tüketimin arttığı bir dönemdeyiz. Dünyadaki rutin işleyiş sekteye uğradı ve değişim başladı. Değişimin en büyük adımı ise insan üzerinde gerçekleşecek. Bildiğiniz üzere Bill Gates, Microsoft görevinden ayrılarak tamamen hayır işleriyle uğraşacağını belirttikten sonra medyada bazı açıklamalarda bulunmuştur. Ülkelerin savunma için harcadığı parayı sağlık için harcamadığını, ileride de gerçekleşecek bir salgın karşısında ülkelerin çaresiz kalacağını belirtmişti. Bu sözleri söyleyen biri boş durmamış olacak ki bu açıklamasından çok önce salgınla ilgili simülasyon yapmış, hatta hangi ülkelere ne kadar bulaşacağına kadar analiz ettirmişti. Ayrıca salgının aşısı için bile çalışmalar yapmıştı. Şöyle bir dip bilgi verip ardından devam edelim. Dünyada 2008 yılında aşı çalışma grubu kurulur. Üyeler küresel aşı üreticileri ve onlarla ilişkili kişilerdir. Bu grubun dünyayı aşılama görevi Bill Gates'in vakfı olan Bill and Melinda Gates Vakfı'na verilir. İyilik meleği olarak gözüken bu vakıf, Afrika'da aşı yaptığı birçok çocuğun ölümüne ya da kısırlaşmasına sebep olmuştur. Oysa ki oradaki insanların aşıya değil, temiz bir suya ihtiyacı vardı. Aslında burada aşı denemelerinin tek bir amacı olduğu ortaya çıkıyor. Dünya nüfusunu kontrol altına almak. Bu vakfın ana amacı da zaten dünya nüfusunu kontrol altına almak. Bill Gates'in şu konuşması her şeyi özetliyor gibi. Let's take a look. First we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10%. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların kimliklerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere deri altına yerleştirilecek bir çipten bahsedilmiştir. Amerika'nın Applied Digital firmasının ürettiği ve başvurusunu yaptığı bu çip onay almayı bekliyor. O zamanlar insanın özgürlüğüne büyük kısıtlama getirileceği yönünde büyük bir tepkiyle karşılanan bu durum sessiz sedasız gündemden düşürülür fakat çalışmalar tüm hızıyla devam eder. Bu çalışmaları yakından takip eden Bill Gates, kendi vakfı ve Microsoft ile beraber fonladığı ID 2020 Birliği adı altında dijital kimlik edinme sistemini başlattı. Peki nedir bu ID 2020 Birliği? Bill Gates için neden bu kadar önemli? ID 2020 Birliği emsalsiz olarak nitelendirdiği bir felsefeye ve şeffaf yönetime sahip olduklarını iddia etmekte. Oluşturdukları dijital kimliği hedefi, teknolojilerin tasarımı, finansmanı ve dizaynı için yeni bir küresel model inşa etmek olarak belirtilmiş. Fakat kullanıcı yönetimi, özel koruma ve portatif dijital kimlik konusuna odaklanmamıştır. Birlik ortakları olan şirketler, dijital kimlik kararlarında ittifakın fonları nasıl idare edeceği, hangi programı destekleyecekleri ve hangi teknik standartların getirileceği konusunda şeffaf olacaklarını, yönetim sürecinde herhangi bir kurumun veya sektörün baskın olmasını önleyerek etik bir yaklaşım sergileyecekleri taahhütünde bulunmuşlardı. ID 2020 Birliği, Bill Gates'in liderlik ettiği bir dijital kimlik edinme projesidir. Resmi ID 2020 sitesine göre şu anki resmi kimlik tanımlama ve metotları antik olarak tanımlanmakta ve herkese ulaşılamadığı iddia edilmektedir. Bu birliğin başka bir iddiasına göre de günümüzde kullanılan dijital kimlik tanımlama metotlarının kişilerin gerçek kimlik bilgilerine ulaşmada sıkıntı çıkardığını ve kişileri çevrim içi takip etmede başarı sağlamadığı belirtilmektedir. ID 2020 Birliği sadece uygun resmi çevrim içi kimliği nasıl olabileceği konusunda yeni tanımları nitelendirmekte ve ID 2020 doğru dijital kimliğin nasıl olacağının tarifini geliştirmesi için araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Gates ve İttifak Kurulu doğru dijital kimlik teknolojisi kısaslarına ulaşan şirketlere ve teknolojilere onay verme yetkisine sahiptir. Evet, bu birlikle ilgili bilgiler bu şekilde.
Garip olan şey ise 2017 yılında faaliyete geçen bu birliğin adının ID 2020 olması. Salgının başladığı zamandaki tesadüfe bakın. Bu birliğin ortaklarına bir göz atalım. Bu birliğin başlıca ortakları Accenture, Gavi Aşı Birliği, Rockefeller Vakfı, Microsoft ve IDEO.org. Rockefeller'in şu konuşmasına dikkat kesilin. Evet, olayın seyri değişiyor gibi. Devam edelim. Peki bu birliğin salgın ve aşı ile olan bağlantısı ne? ID 2020 grubunun amacının ne olduğunu biliyoruz artık. İşte bu grup arkasındaki fikir olan yaptıkları dijital kimlik tanımlamasıyla kişiye çift formunda kimlik tanımlama cihazına implant etmek istemektedir. Bu kimlikle evsiz insanlara veya gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara polistik desteği blokajın erişimini sağlayacaktır. Böylece Bill Gates Vakfı tarafından insanlar ücretsiz aşılanma imkanına sahip olabilecekleri gibi bu çipler şifreli. Kimlik olmadan normalde alamayacağınız hizmetlere kolayca erişim imkanı sağlamayı amaçlayan blok zincir destekli imkanlara sahip olacaklardı. Bununla birlikte hizmet görevlileri ve araştırmacılar kimlerin aşılarının güncelleyeceğini bu kimlik tanımlama sistemiyle takip edebileceklerdir. Evet, görüldüğü üzere Bill Gates yeni bir dijital kimlik standardı oluşturmaya çalışıyor. Bunun için de kendi vakfı, Microsoft ve diğer ortaklarının desteğiyle insanlara bunun bir zorunluluk olduğu izlenimini vermeye çalışıyorlar. Bill Gates en son açıklamalarında şöyle demişti. Eğer insanlara çip takılmış olsaydı salgınla ilgili anında veri alabilir ve salgına müdahale edebilirdim. Amerika bu konuda çok geç kaldı. Amerika'da salgının bir anda dalga gibi büyümesini buna bağlayabiliriz aslında. Birileri salgının Amerika içinde yayılmasına müsaade etmiş olsa gerek. Bu yaşanan olaylardan sonra insanların aklına şu fikir empoze edilmeye başlanıyor yavaş yavaş. Size çip takılırsa sizin sağlık durumunuzdan haberdar olunur. Ona göre müdahalede bulunabiliriz. Böylece siz de hayatınızı rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. İnsanlar salgınlarla mücadelede daha fazla dayanamayacak ve çoğu insan kendini çiplemeye başlayacak. Görünürde insanlara faydası olan bir teknolojiymiş gibi gözükse de arka planda çipin çok daha üstün yetenekleri olacağı aşikar. Peki nedir bu yetenekler? Biraz da onlardan bahsedelim. Bu çiple beraber insanlar adım adım takip edilecek. Enerjisi olmayan çip içinde bulunan küçük bir bobin benzeri yapıyla enerjisini insandan karşılayacak. Enerji bitince de insan hayatı sonlanacak. Dijital kimlikte kişilerin bütün bilgileri olacağından hacklenme imkanı olacak ve bu da birçok sorunu beraberinde getirecektir. Blockchain sistemi şu an için kırılmaz gibi gözükse de dijital ortamda her zaman bir açık kapı olacağı unutulmamalıdır. Facebook'un nasıl 50 milyon insanın bilgilerinin sızdırdığını düşünecek olursak gelecekte bunun olmayacağı garantisini kimse veremez. Bu sistemle beraber insanların özel hayatı da ifşa olacağından şantaj unsuru olarak kullanılabilecektir. Kişilerin ekonomik bilgilerine ulaşılabileceğinden ekonomik özgürlük ortadan kalkacak ve insanlar parası ile köle durumuna düşecekler. Bu çipin en önemli özelliği de insan nüfusunu kontrollü olarak azaltmaya yardımcı olacaktır. Dünya kaynaklarının 8 milyar insana yetmediği görüşü şu zamanda bile dile getiriliyor. Bu görüşü dile getirenlerin elbette bununla alakalı planları olacaktır.
Evet, bu kadar önemli bilgileri verdikten sonra siz de vücudunuza mikroçip yerleştirilmesini